Merhaba değerli arkadaşlar. Eğitimhanem TV kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar öncelikle videomu sonuna kadar atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum. Ve öncelikle kanalıma abone olmayı, bildirim zilinizi sonuna kadar açmayı unutmayınız ki yeni gelen videolardan haberdar olasınız. Ve arkadaşlar like'larınızı ve videolarıma beğenilerinizi bekliyorum sizden. Bu ders videomda bilgi sosyolojisi yani Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sosyoloji dersinin bilgi sosyolojisi final çıkmış sorularını çözeceğiz değerli arkadaşlar. Yani sınava girdiğimiz soruları tekrar sizinle çözeceğiz. Değerli arkadaşlar unutmayın ki çıkmış sorulardan fakülte bize tekrar soruyor. O zaman birinci sorumuzla hemen başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın neden olduğu olumsuzluklardan arasında yer almaz? Doğru cevaba baktığımızda değerli arkadaşlar bilgi kirliliği. İkinci sorumuzda aşağıdaki düşünürlerden hangisi post yapısalcı ekolün temsilcileri arasında yer almaz? Burada anahtar kavram post yapısalcı ekol diyor. Doğru cevaba baktığımızda D şıkkı Fernandit Saussure doğru cevap. Yani Fernandite Saussure'nin post yapısalcı teorisyenler arasında Roland Bilhis, Jean Francis Lyotard, Michael Foucault ve Jean Derrida, Jean Brulant, Gilles Deleuze ve Felix Guattari gibi düşünenlerin adları geçmektedir. Post yapısalcı ekolde doğru cevabımız hemen D şıkkı. Üçüncü soruda aşağıdakilerden hangisi Bakşehirlerin yaptığı bilgi türü sınıflandırma arasında yer almaz? İçgörüsel bilgidir. Unutmayalım. Dördüncü sorumuzda ise postmodernizm ilk olarak aşağıdaki alanların hangisinde ortaya çıkmıştır? Doğru cevaba baktığımızda sanat ve edebiyatla ortaya çıktı. Devam edelim. Alet kullanımı, toplum örgütlenmesi, tesadüfi çözümler. Burada da insan doğa ilişkilerindeki eksikliği yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri giderilmiştir? Doğru cevaba baktığımızda C şıkkı yani alet kullanımı ve toplumsal örgütlenmesi tesadüfi çözümler yoktur. Zihin putları kavramı ile ideoloji kavramını önceleyen ve kavramın günümüzde kullanımının temelini atan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? Bu da zaten çok basit bir soru. Francis Bacon'dur. Bacon'u mutlaka değerli arkadaşlar finallerde çıkıyor. Bilgi devrimiyle birlikte oturduğumuz evlerin sanayi öncesi toplumda olduğu gibi üretim merkezi konumuna geleceğini savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevaba baktığımızda Toffler'dir. Toffler'in de altını çizerek belirttiği gibi oturduğumuz evler sanayi öncesi toplumu olduğu gibi üretim merkezi konumuna gelecektir diyor kendisi. Yani sanayi devriminin evlerinde uzaktan çalışma zorladığı insanların evlerine geri dönüşlerini bilgi devrimi olarak sağlayacaktır. Burada da 8. sorumuzda da Felix Guattari ile birlikte kök sap rizam kavramını geliştiren kişi bize sormuş. O da Gilles Deleuze'dir. Unutmayalım. Zaten bir soru sorulduğu zaman rizom kök sap Felix Guattari ama onunla birlikte bu çalışmayı geliştiren kişi de Gilles Deleuze'dir. Bunu da unutmayalım. Evet, 9. sorumuzda da postmodernist ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor bize. Doğru cevap postmodern bilgi kuramı ilerlemeye mutlak inanç duymaktadır. Doğru cevap E şıkkı unutmayalım. Yanlış olduğunu bize soruyor. 10. soruda Soğuk Savaş yıllarının başlarında kaleme alınan Aydınların Afyonu adlı eser aşağıdakilerden hangisi? Bu da Raymond Aron'dur. Soğuk Savaş, Aydınların Afyonu eser Raymond Aron'dur. İsterseniz bunu internette bakıp araştırabilirsiniz. Sizin için daha açıklayıcı olur. 11. soruda aşağıdakilerden hangisi ilk toplumları tanıyan bir ifade olarak gösterilebilir? Doğru cevaba baktığımızda karmaşık bir toplum yapısı üzerine mutlak bir otorite bulunmaktadır.
diyor. Toplumlar farklılaşmış ve Batı farklılığı doğmuştur. Ama C'de ise çözüm basit ilişkiler dar ve toplumlar arası benzerlik fazladır. Yani cevabımız C şıkkı benzerlik fazladır diyor. Kentlerin oluşumu, kentin insan ve toplum üzerindeki etkilerini, yerleşim düzenini, kuruluşunu ve gelişmesini ele alan sosyoloji disiplini aşağıdakilerden hangisidir? Kent sosyoloji, kentli kodlayabilirsek cevabı yapabiliriz. Aşağıdakilerden hangisi ansiklopedik hareketin mensuplarından biri değildir diyor. Doğru cevaba baktığımızda Condorcet değildir. Evet, devam ediyoruz. Burada da bize boşluk doldurmalı. Bir soru sorulmuş bize. Toplum bütünlüğü ve her türlü toplum olaylarını kapsamak iddiasındadır. Yani buraya gelecek sözcüğü bize soruyor. Toplum deyince zaten bölüm sosyoloji olunca sosyolojiyi işaretliyoruz. Bilgi sosyolojisinin kendi içindeki temel değişimi evreleri hangi dönemin belli başlı olayları ve dönüşümleriyle ilişkilidir? Doğru cevaba baktığımızda 20. yüzyıl temel değişim kodladık mı? 20. yüzyıl geliyor hemen cevaba. Aşağıdakilerden hangisi aydınlanma hareketi ve bu hareketin şekillendirdiği modernlik projesinin unsurlarından biridir bize sorulmuş. Yani bunun cevabı da akıllaşma, aydınlanma hareketi akıllaşma olarak kodlayabiliriz. Doğru cevap C şıkkı. 17. sorumuzda ise Postmodern Durum adlı eser aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir? Bunu da doğru cevabımız Jean Francis Lyotard'dır. Francis Lyotard'dır. Bu da postmodernin konusu esas bütünsel kapsayıcı bakışı 1979 yılında kendisi Postmodern Durum kitabınıyla başlamıştır. Yani Postmodern kitabının bize burada yazarını sormuş. O da zaten bu isim olarak da uzun ya, oradan kodlama yapabilirsiniz. Evet, gelelim 18. sorumuza. Comte'ye göre bu evrede dünyaya ve gelişmeler tanrısal ya da manevi üstü güçler açıklanır. Bunun cevabı da değerli arkadaşlar teolojik. Şimdi teolojik de Comte'nin aşamaları var ya, bu aşamaları dikkatlice öğrenirsek karıştırmayız. Bu da teolojik aşama oluyor. Sosyal dünyanın fenomenolojisi, artık bunu ezberlememiş olmamız lazım. Alfred Sühüs, ezberleyelim çünkü bilgi sosyolojisinde değerli arkadaşlar isimler çok çıkıyor. Bunları çok iyi ezberlememiz gerekiyor ve karıştırmayalım. Osmanlı'nın batıya öykülenmesi ne zaman olmuştur? Hemen bakıyoruz. 21. yüzyılda olmuştur. Evet değerli arkadaşlar, bu ders videomuzda sorularımız yani bitmiştir. Bir sonraki sorularımıza hemen geçelim. Değerli arkadaşlar, bloklama dersimizin ikinci PDF soru çözümüne geçiyoruz. Yine değerli arkadaşlar, bilgi sosyolojisi çıkmış final sorularını çözüyoruz. Hemen başlayalım birinci sorumuzdan. Burada da ilkel zihniyetler üzerine çalışan düşünür. Yani zihniyetleri bize sormuşlar. Doğru cevaba baktığımızda Levin Burhey ilkel zihniyetlere kendisi çalışmış. Doğru cevap Levin Burhey. Aydınlanma düşüncesiyle derin bir ilişkisi olmasına rağmen saf bilgiyi kendi başına yüksek bir değer olarak görmüyor kendisi. Görmeyen toplumsal yapı ile bilgi arasındaki kısmi bir birliğinin ilişkisi olduğunu iddia eden ütopyacı sosyalist. Eğer bu soruyu hafızanızda zor geliyor ise ütopyacı sosyalisti ezberleyip buradan da hemen Simon'u buradan cevabını bulabiliriz. Doğru cevap C şıkkı. Muhtelif ilim telakkiler ilme doğru ve dehaya doğru başlıklı makaleleri ve bilim ile ve elitler sosyolojisi alanında tartışma yaratan düşünür ise Ziya Gökalp'tir. Bunu da unutmayalım değerli arkadaşlar.
Doğru cevap A şıkkı. Dördüncü sorumuzda postmodern dönemde tarihin sonu, ideolojilerin sonu gibi kavramlarla öne çıkan görüşleri ortaya atan isim aşağıdakilerden hangisi demiştir? Doğru cevabımız da tarihin sonu dediğimiz zaman Fukuyama'dır. Tarihin sonu Fukuyama. Biraz da soruları açıklayarak anlatıyorum ki aklınızda kalsın. Beşinci sorumuza geçtik. İnsanın doğa karşısında ortaya koyduğu toplum çözümü aşağıda belirtilen sonuçlardan hangisine yol açmamıştır diyor. Doğru cevaba baktığımızda bilginin halka yayılması ve sıradanlaşması. Altıncı sorumuzda da zihin putlar kavramı, ideoloji kavramını önceleyen kavramın günümüzde kullanımının temel atan düşünür. Bu da kimdir? Tabii ki zihin putları deyince Francis Bacon ve burada da değerli arkadaşlar bu soruya da geleceğiz. 7. sorumuzu bir çözelim. Fransa, Almanya, ABD 20. yüzyılda sosyolojinin bir alt dalı olarak bilgi sosyolojisinin ortaya çıkmasında yukarıdaki ülkelerden hangisi ya da hangilerinin özel bir yeri vardır? Arkadaşlar hepsinin özel bir yeri vardır. Fransa'nın da vardır, Almanya'nın da vardır, ABD'nin de vardır. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde 20. yüzyılda sosyolojinin bir alt dalı olarak faydası var hepsinin. Şimdi bu soruya gelelim diyecektim size. Şimdi zihin putları kavramı Francis Bacon karıştırmayalım. Ama bilginin amacını insanın doğa üzerinde egemenlik kurma arzusuyla tanımlayan kişi de yine Fransız Bacon'dur. Karıştırmayalım. Bakın iki kişiyi pardon bir kişiyi iki soruda sormuş. Yani şaşırtmalı bir soru. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin amaç, çaba ve motivasyonlarından biri olmadığını bize soruyor. Değildir. Doğru cevaba baktığımızda B şıkkı sosyoloji bireyin kendini tanıma çabasıdır. Bilgi sosyolojisi bağımsız bir konu olarak nerede ortaya çıkmıştır? Değerli arkadaşlar, tabii ki Batı'da çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın toplumsal alandaki olumsuz sonuçlarından biri değildir? Doğru cevaba baktığımızda D şıkkı karşıt görüşlerin bir arada yer alması. İdeoloji ve Ütopya adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir? Doğru cevaba baktığımızda Mannheim'e aittir. Unutmuyoruz. On üçüncü soruda postmodern dünya görüşünü ve bilgi anlayışını tanımlayan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevaba baktığımızda bilgi yöntemi ve anti bilinç. Aşağıdakilerden hangisi ansiklopedist hareketin mensuplarından biri değildir? Ay bir anda söyleyemedim. Condorcet değildir. Unutmayalım. Yapısalcılığın ortaya koyduğu anlam mantığa karşı Derrida'nın geliştirdiği kavram aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevaba baktığımızda değerli arkadaşlar Derrida dediğimizde hemen yapı söküm hareketi. Dikiş tekniği diyelim biz bu cevaba yapı söküm. Evet, bir 16. soruya geçtik. Burada da tarım devrim, yerleşik hayat, yazı. Burada da bir uygarlık sıçramasından söz etmek için yukarıdaki faktörlerden hangisi ya da hangilerine ihtiyaç duyulmaktadır denilmiş bize. Hepsine arkadaşlar ihtiyaç duyuyoruz. Tarım devrimine de ihtiyaç duyuyoruz. Yerleşik hayata da ihtiyaç duyuyoruz. Yazıya da ihtiyaç duyulduğu için doğru cevap E şıkkı. İnsanın kendi sorunlarının önünde etkili olmak için sınırlı bilgiden gerekli bilgiyi bir yöntem içinde yeniden üretmesidir. Belli bir yöntemle elde edilen bu bilgileri toplum örgütlenmesi için değerlendirmek ve uygulamaya geçirmektir. Din, mitolojisi, inanç gibi bilgi sistemlerini bilimsel bilgiye dönüştürmektedir. Bilim işlevleri konusunda yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Değerli arkadaşlar, hepsi doğrudur. Bakın,
Bunların okuduklarımın maddelerin hepsi doğrudur. Cevap E şıkkı. Ve bir sonraki 18. sorumuza geçelim. Burada da aşağıdakilerden hangisi postyapısalcının ortak özellikler arasında yer almaz? Doğru cevaba baktığımızda C şıkkı anlamı ve hakikati temsil eden nesnel bilgiye ulaşmak olanaklıdır. Yer almaz diyor. Dikkat edelim. Cevap C şıkkı. Evet, 19. sorumuzda doğunun batıya karşı devrimci bir sıçramasını ifade eden olay bize sorulmuş. Doğru cevabımız İstanbul'un fethi. Doğunun batıya karşı devrimci sıçramasını ifade eden şey İstanbul'un fethi olmuş. Modern özgürlük anlatısı ile kitlelerin aldatılarak totaliter bir yapı kurulduğunu söyleyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevaba baktığımızda Lyotard'dır. Bunu da unutmayalım. Burada da kitlelerin aldatığı totaliter dediğimizde Lyotard'ı unutmuyoruz. Cevabımız B şıkkı. Değerli arkadaşlar, bu PDF sorumuz da burada bitmiştir. Bir sonraki PDF'imize geçelim. Evet değerli arkadaşlar, son PDF'imize geçtik. Zaten bloklama bir ders yapacağımdan bahsetmiştim. Bilgi sosyolojisi çıkmış final sorularımıza devam ediyoruz. Birinci sorumuzda bilgi toplumuna ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur denilmiş bize. Doğru cevaba baktığımızda burada da E şıkkı. Hepsini okumayacağım ama başları maddenin baştaki kelimeleri okuyacağım. Teknolojik bilgi, yeni toplumsal dönüşümde bilgi toplumunun gelişmesi. Yani hepsi bize bilgi toplumuna ilişkin ifadeleri doğuruyor. İkinci soruda da değerli arkadaşlar, boşluk doldurmacalı sorular gelebilir. Bunlara dikkat edelim. Bilginin sistemlerinin geçerlik sorunları ile uğraşır. Doğru cevabımız E şıkkı. Bu felsefe olacak. Bunu unutmayalım. İkinci sorumuzda ise çeşitlilik bilgi sistemlerinin varlığını saptar ve bilgi sistemleri arasında ilişkileri sosyal yapılara bağlı olarak inceler. Bu da bilgi sosyolojisi. Doğru cevabımız bilgi sosyolojisi. Ama sosyoloji ve bilgi de var. Karıştırmayalım. Baştaki felsefe olacak. Sovyetler Birliği'nin çöküşü sonrasında ideolojik ilişkilerin yerini alan ve günümüz dünyasında politik ve sosyolojik açılardan etkin olan temel çelişki aşağıdakilerden hangisidir? Sovyetler Birliği ve temel çelişki bize sorulmuş. Doğru cevaba baktığımızda Doğu Batı çatışması. Şimdi burada bir savaş olduğunu bize ima ediyor. Çünkü çöküşü var ve temel çelişki de Doğu ve Batı'nın çatışması var. Gilles Deleuze'nin kök, sap, rizom kavramını birlikte ürettiği kişi sorulmuş bize. Yine geçen PDF'imizde, bir önceki PDF'imizde çözmüştük. Felix Guattari. Bakın bu final sorusunda da çözülmüş. Kök, sap, rizom kavramı. Evet, zihin putları kavramıyla ideoloji kavramını önceleyen, kavramın günümüzde kavramın temellerini atan düşünür. Tabii ki de Francis Bacon'dur değerli arkadaşlar. Ve burada da 6. sorumuzda da aşağıdakilerden hangisi postyapısalcı düşünürlerden biri değildir diyor. Postyapısalcı Auguste Comte postyapısalcı değildir. Bunu da bu şekilde bilmiş olduk. Postmodern durum başlıklı eserinde modernitenin sonuna gelindiğini ve içinde bulunduğumuz tarihsel dönemin postmodernite olduğunu savunarak büyük anlatıların sonuna işaret eden düşünür bize sorulmuş. Cevabı da Jean Francis Lyotard'dır. Postmodern durum dediğimizde Francis Lyotard'ı unutmayalım. 8. sorumuza geçelim.
Burada da ilk baskısı 1974'te yapılan ve günümüzde ilk bilgi sosyolojisi, hiç devamını okumayayım. İbrahim Armağan ilk baskı 1974'te, ilk bilgi sosyoloji eseri de İbrahim Armağan'dır. Bunu da unutmayalım. Zaten bilgi sosyolojisine ülkemizde ilk olarak var olmuş. Aşağıdakilerden hangisi Max Scheler'in kategorilendirdiği 6 çeşit bilgi türünden biri değildir? Doğru cevaba baktığımızda metafizik bilgi. Marx, Scheler'in bilgi türlerine bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü her sınavda altıncısı nedir, yedincisi nedir diye soru geliyor önümüze. Önemli. Aşağıdaki yargılardan hangisi Batı'da postmodern düşüncenin 21. yüzyıl modern Batı bilimine yaptığı eleştirilerden biri sayılamaz? Doğru cevaba baktığımızda belirsizliği, bilinmezliği öne çıkarır. Burada da yine bir önceki çözdüğümüz PDF'deki soru çözülmüş bize. Bilimin işlevleri konusunda hangilerin doğru olduğunu söylediğimizde hepsi doğrudur. Doğru cevap E şıkkı. 12. soru da bu taraftaymış. Aşağıdakilerden hangisi Paul Frabend'in bilgi konusundaki görüşlerine uygun değildir demiş. Doğru cevaba baktığımızda bilimde keskinlik ölçme ve kuralları kaosu engeller. Bak, bakın, keskinlik ölçme ve kurallar kaosu diyor, engeller ve bilimde ilerlemenin önünü açar. Yanlış. Yani doğru cevap A şıkkı. Devam edelim. 13. soruda toplum düşüncesinin kökenini araştırma bilginin nasıl oluştuğunu ve işlendiğini gösterme çabasıdır. Yani arkadaşlar buraya da yine bize boşluk doldurmacalı sorulardan geliyor. Toplum düşüncesinin kökenini araştırma diyor. Kökenini araştırıyorsa bu da ne oluyor? Bilgi sosyolojisi oluyor. Çünkü ne diyor burada? Kökeni araştırma nasıl olduğunu ve nasıl işlediğini gösterme çabasıdır. Bilgi sosyolojisi bu boşluğa geliyor. 14. sorumuzda bize hangileri Frankfurt Okulu ile olarak doğrudur diye bize sorulmuş. Bu da C şıkkı. Hemen maddeleri bakalım. Okulun adıyla anılan eleştiriler teori, kapitalizm ve faşizm, otoriter komünizme bir alternatif gelişme çabasını temsil ediyormuş bu okul, Frankfurt Okulu. Üçüncüde ise Adorno, Horkheimer, Benjamin, Marcuse, Fromm ve Habermas okulun başlıca mensupları olunca 1 ve 3. şıklar. Unutmayalım. Sosyolojide yöntem tartışmaları, sosyolojinin ana başlıkları ve bilimin sosyolojisi ders notları gibi eserleri bulunan Türk sosyolog aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevaba baktığımızda değerli arkadaşlar Baykan Sezer'dir. Sosyolojide yöntem tartışmaları, sosyolojinin ana başlıkları. Ana başlıkları dediğimizde Baykan Sezer'i hemen şöyle bir işaretleme yapıyoruz. On altıncı sorumuzda aşağıdakilerden hangisi sosyal medya aracılığıyla yaygınlaşan bilgilerin yığın haline dönüşmesi nedenleri arasında yer alır diyor. Bunun cevabı da hemen D şıkkı, hızlı yayılması ve kopyalama paylaşma imkanlarının genişliği. 17. sorumuza geçtik değerli arkadaşlar. 17. sorumuzda da yukarıdaki kavramlardan hangileri postmodernizmle ilgili değildir? Doğru cevaba baktığımızda D şıkkı, genel dünya görüşleri ve düzen, sıradanlık, eklektik, bunlar var ama şu ikisi yok. 3 ve 4. sorular. Açıklamasını biraz okuyalım. Postmodernizmle ilgili genel dünya görüşleri ve düzen yerine sıradanlık, rastlantı, yüzeysellik, elektrik,
heterojenlik, yerellik, daha küçük tekil metinler ve anlatılar öne çıkacaktır. Ama şu ikisi yok. Devam edelim. Batı'ya öykülenmemiz sadece hangi yüzyılda olmuştur? Batı'ya öykülenmemiz değerli arkadaşlar 19. yılda olmuştur. Unutmayalım. Sosyolojinin diğer bilimlere kurduğu ilişkiye dair aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Doğru cevaba baktığımızda E şıkkı sosyoloji ile diğer bilimler arasında ilişki konuların aralarında bölüşülmesi veya konulara değişik açıklamalar getirmekle sınırlıdır. Doğru cevap. Açıklamayı da şöyle yapmışlar. 13. üniteden bize sorulmuş. Sosyoloji ile diğer bilimler arasında ilişki konuları aralarında bölüşülmesi veya konulara değişik açıklamalar getirmeyle sınırlı değildir. Ve son sorumuzu çözelim. 20. soru. Batı'nın uygarlık aşamasına geçmesi kaynak ile çözüm aşağıdakilerden hangisi tarafından sağlamıştır? Doğru cevaba baktığımızda Doğu toplumları. Yani burada da Batı uygarlık aşamasını geçmesine kaynak olan çözüm açıklamasında da şöyle demiş. Batı'nın uygarlık aşamasına geçmesine izin